Dostlarım, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte başlayan batılılaşma atılımı ile beraber geçmişe dair ne varsa hor görülmüş, bundan dini vecibeler de nasibini almıştı. Hatta gün gelecek Mustafa Kemal'in cenaze namazının kılınması fikri dahi laikliğe aykırıdır gerekçesiyle o dönem tartışma meselesi olacaktı. Bu konu hakkında Fahrettin Altay şöyle diyor: "Programa göre cenaze İstanbul'dan alınacak, Ankara'ya gönderilecekti. Ankara'ya sordum. Cenaze namazı İstanbul'da mı yoksa Ankara'da mı kılınacak? Akşama kadar bir cevap alamadığım için akşam bir daha sordum. Yarın sabah Başbakan Celal Bey oraya gelecek, görüşürsünüz cevabını aldığım vakit hayret ettim. Bunda görüşecek ne vardı? Ertesi sabah Celal Bayar geldi. Dolmabahçe Sarayı'nda görüştük. Cenaze namazı konusunda düşünceleri, İstanbul'da veya Ankara'da cenaze namazı esnasında bazı dini olaylar meydana gelmesinden laik hükümet çekiniyordu. Burada laik hükümetin çekindiği mesele cenaze namazı sırasında ve sonrasında halkın Allahu Ekber, La İlahe İllallah demesi düşüncesiydi. Zira Kemalist devrimler dinde reform hareketiyle birlikte Allahu Ekber demeyi dahi yasaklamıştı. Mesela ekranda 1936 yılına ait resmi belgede Kırşehir'de Arapça tekbir alan Hüseyin hakkında yapılan incelemede bilmeyerek tekbiri Arapça okudu anlaşılmış. Yani Hüseyin Allahu Ekber dediği için mahkemeye teslim edilmiş. Mustafa Kemal döneminde Allahu Ekber demek dahi suçtu. Bu ayrı bir videonun konusu olduğu için detaya girmiyorum. Kemalist tarihçi Sinan Meydan ve Ümit Doğan şöyle diyor: "İzdihama yol açabilir endişesiyle Mustafa Kemal'in cenaze namazı camide kılınmaması kararı alındı. Bana soracak olursanız bu gerekçe tamamen safsatadan ibaret. Nitekim Fahrettin Altay'ın aktardığına göre laik hükümet cenaze namazı sırasında bazı dini olaylar meydana gelmesinden korkuyordu. Biraz önce örnek verdiğim gibi cemaatin Arapça tekbir alması düşüncesi bunun en başlıca sebebiydi. Celal Bayar ve hükümet Mustafa Kemal'in cenaze namazının kılınmamasından yanaydı. Kılınacaksa da halka açık alan da bir camide değil, halktan uzak bir yerde bu işin yapılması gerekiyordu. Ancak bu fikir Fahrettin Altay'ı oldukça öfkelendirmişti. Bir şey olacağını sanmam. Bu gelenek olmuş bir dini vecibedir. Namaz kılınmazsa bu millet 50 sene sonra, 100 sene sonra mezardan çıkarır, namazını kılar. Onun için namaz kılınmayacaksa beni vazifemden affetmenizi rica ederim bile demişti. Celal Bayar ise Orgeneral Fahrettin Altay ile cenaze namazı konusundaki görüşmeyi şöyle anlatıyor: "Benim babadan kalma hocalığımda var ya, cenaze namazının camide kılınmaması halinde istifa edeceğini söyleyen Fahrettin Altay'a bunun farz değil, farzı kifaye olduğunu anlattım." Makbul atadan kendini yerden yere attı. Benim katafalka koydular Hristiyan usulü. "Benim kardeşim Müslümandı, niye cenaze namazını kılmıyorsunuz?" bağırdı çağırdı. Onun bu tehevvürü, onun bu kızgınlığı sükunete ersin diye bir namaz kıldılar. Fahrettin Altay'ın söylediği bu. Görüldüğü üzere Kadir Mısıroğlu Mustafa Kemal'in cenaze namazının Mustafa Kemal'in bizzat kız kardeşinin yalvarıp yakarmasından dolayı kılındığını söylüyor. Gerçekten Kadir Mısıroğlu doğru söylemişti. Nitekim Anadolu Ajansı 19 Kasım 1938 tarihinde Atatürk'ün cenaze namazının Atatürk'ün ailesinin talebiyle kılındığını söylemişti. Dostlarım, Mustafa Kemal'in cenaze namazı halka açık bir alanda, bir camide değil, Dolmabahçe Sarayı'nda bir odada bir avuç kimse tarafından kılınmıştı. Nitekim gazeteci Asım, "Atatürk din konusunda laik idi. Atatürk laik olduğu için cenaze namazını da resmi merasimin dışında kendi ailesi tarafından kıldırılacaktır. Hükümetin bu husus ile alakası bulunmayacaktır." demişti. Behçet Kemal Çağlar'ın notlarına göre 19 Kasım 1938 günü sabah saat 8.10'da salonun ortasındaki büyük avizenin altına konmuş iki masa üzerine tabut yerleştirildi ve cenaze namazına başlandı. İmamlık görevini Şerafettin Yaltkaya üstlenmişti diyor. Ancak Mustafa Kemal'in cenaze namazı hiç de Müslümanların alışkın olduğu bir şekilde kılınmamıştı. Cemaatin toplamı 11 kişi var ya da yoktu. Cenaze namazı tamamen Türkçeydi. Üstelik farz olan teşrik tekbiri de alınmamıştı. Namaza iştirak etmiş olan, cemaatte olan iki kişiyi tanıdım. Türkçe okunmuştur, Arapça değildir. Selam veriliyorken namazın sonunda esenliksiz olsun, esenliksiz olsun diye verilmiştir. Yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah değildir.
Dostlarım Murat Bardakçı Mustafa Kemal'in cenaze namazını kılan iki kişiyle röportaj yaptığını, kendisine şöyle dediklerini anlatıyor. Cenaze 19 Kasım sabahı erken saatlerde Ankara'ya nakledilmek üzere saraydan alınacaktı. Hazırlıklar devam ederken Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule Hanım geldi. Cenaze namazı kılınmadan Mustafa'mı bir yere göndermem diye avaz avaz bağırdı. Gidip tabutun yanı başına oturdu. Ortalık birbirine girdi. Bazı işgüzar Ankara'dan emir geldi hanımefendi. Yapmayın, etmeyin diye Makbule Hanım'ı sakinleştirmeye çalıştılar. Ama Makbule Hanım namazı kılınmadan burayı terk etmem. Beni kolumdan tutup dışarıya atmadan ağabeyimi götüremezsiniz dedi. Aradan yarım saat geçtikten sonra Ankara'dan yeni bir talimat geldi. Gözlerden uzak bir şekilde, mümkün olduğu kadar az bir cemaat ile dışarıya da hiçbir şekilde aksettirilmeden kılınsın. Fotoğraf dahi çekilmesin dendi. Yanlış saymadıysam cemaat ben dahil olmak üzere 11 kişiden ibaretti. İmamete Şerafettin Efendi geçti. Ama o senelerde Arapça ezan ile tekbir yasaktı. Ne yapacağımız hususunda kararsız kaldık. Tabutun önünde saf tuttuk. Şerafettin Efendi 3 kere Tanrı uludur diye Türkçe tekbir getirdi. Namaza başladık. Sıra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye selama gelmişti. Şerafettin Efendi her iki selamı da esenlikler üzerinize olsun diye yine Türkçe verdi. Dostlarım görüldüğü üzere Mustafa Kemal'in cenaze namazı laiklik engeline takılmıştı. Belki de kendisi ölmeden önce çevresine böyle bir talimat verdi. Mesela Mareşal Fevzi Çakmak, milletin huzurunda tabutu kelime-i tevhid sancağına sarılı bir şekilde, tekbirler içinde tıpkı bir Müslüman Mareşal'e yakışır şekilde toprağa verilmişti. Mareşal Fevzi Çakmak, Celal Bayar ve İsmet İnönü'nün cenaze namazlarında da dini vecibeler gizlice yapılmamış. Yerine getirilmiş, camilerde halkın huzurunda namazları kılınmıştı. Bunların yapıldığı da gazetelere ve halka duyurulmuştu. Peki Mustafa Kemal'in bunlardan farkı neydi? Ayrıca şunu hatırlatmakta fayda var. Türkçe namaz asla caiz değildir. Yani Türkçe namaz olmaz. Farz olan teşrik tekbiri alınmalıdır. Nitekim milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a Türkçe namaz hususunda soru sorulunca bunun asla caiz olmayacağını söylemişti. Ekranda resmi belgeyi görmektesiniz. Mesela Diyanet'in 1997 tarihinde almış olduğu 103 numaralı kararda Türkçe namazın kesinlikle caiz olmadığı yazmakta. Dostlarım bu video gerçekten ciddi emekler sonucunda hazırlanmıştır. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Selamun aleyküm dostlar.